CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediyesi'nin borç durumunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Villa Kent Projesi hakkında da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki'nin yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verdi. CHP ile Milletvekili Gürsel Erol, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki'nin yanıtlaması istemiyle Elazığ Belediyesi'nin borç durumu ve Villa Kent Projesi ile ilgili soru önergesi verdi. Gürsel Erol, Elazığ Belediyesi'nin borçları ile ilgili verdiği önergede, Elazığ Belediyesi'nin Mart 2024 itibariyle toplam borcu ne kadardır? Elazığ Belediyesi'nin kamuya olan borç ve kredi tutarı ne kadardır? Elazığ Belediyesi'nin özel sektöre olan borcu ne kadardır? Elazığ Belediyesi'nin özel ve devlet bankalarına borcu var mıdır? Varsa hangi bankalara, hangi ödeme tutarı ve takvimiyle ödenmesi planlanmaktadır? Elazığ Belediyesi'nin vadesi geçmesine rağmen ödenmeyen borcu ne kadardır? Elazığ Belediyesi'nin 2014-2019 döneminden kalan borcu ne kadardır? Elazığ Belediyesi'nin kredi kullanılarak yaptığı yatırım ve projelerin sektörlere göre dağılımı ne şekilde gerçekleşmiştir? Elazığ Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirinden aldığı pay ne kadardır? Elazığ Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında belediyenin elektrik borcu ve muhtelif yerlerde kullanılmak üzere 170 milyon TL kredi çekme talebinde bulunmuştur. Bu kredi sadece elektrik borcu için mi kullanılacaktır? Muhtelif yerler ne anlama gelmektedir? 170 milyon liralık kredi borcu faiziyle birlikte ne kadar geri ödenecektir? soruları yer alırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede İddialara göre Villa Kent proje alanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gelirinin tamamının kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanılması karşılığında Elazığ Belediyesi'ne bedelsiz olarak verilmiştir. Bakanlığınız belediyenin buradan elde edeceği geliri nasıl tasarruf edeceğini denetleyecek midir? İddialara göre Elazığ Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi diye iddialı bir şekilde vizyona koyduğu Batı Prestij villaları göründüğü kadarıyla zengini ucuza villa sahibi yapma projesi olmuştur. Bu konuda bakanlığınız Bakanlığınız bir çalışma yapmış mıdır? Zemin etüt raporuna göre proje alanının birkaç metre altında yeraltı suyuna ulaşılmaktadır. Bu konuda bakanlığınızın kontrol mekanizması var mıdır? Konut inşaatı denetlenmiş midir? Denetim sonuçları nelerdir? İddialara göre zeminin uygun olmaması dışında yapılan temel kazısının da zorunlu yönetmeliğe aykırı olduğu şeklindedir. Bu konuda bakanlığınız tarafından gerekli incelemeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa inceleme sonuçları nelerdir? Soruları yer aldı.